Hoş geldiniz. İyi akşamlar. Bu akşamki konuklarımız Gülnur Sözmen ve Hüseyin Yılmaz ile birlikte sohbet edeceğiz. Ben sözü Hüseyin'e vermeden önce Gülnur hocamızı herkes tanımasına rağmen ben hayatınızla ilgili kısa bir özet geçmek istiyorum. Eksiklerim olursa hocam lütfen siz de müdahale edin. Hatırlıyoruz. Buyurun. Gülnur Sözmen 1955 yılında İstanbul'da doğdu ve öğrenimini de İstanbul'da tamamladı. Fotoğraf çalışmalarına da 1970 yılında başladı. 72 ve 76 yılları arasında Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar'da grafik tasarımı ve fotoğraf eğitimi aldı. 1976'da mezuniyetiyle birlikte ilk kişisel sergisini açtı. Mezuniyet sonrası grafik tasarımcı ve fotoğrafçı olarak reklam ajanslarında çalışarak ilk profesyonel deneyimlerini edinmeye başladı. 1978 yılında kendi atölyesini kurdu. Profesyonel fotoğraf ve tasarım çalışmalarına devam etti. Aynı yıllar Türkiye'de ilk mesleki kadrolaşma olan FOTOS, Fotoğraf Sanatçıları Derneği'nin kurucu kadrosunda yer aldı. Genel sekreterlik, sonra da başkanlık görevini yürüttü. 80'lerden itibaren profesyonel fotoğraf çalışmalarını sanayi alanında yoğunlaştırarak Türkiye ve dünyanın çeşitli bölgelerinde sayısız sanayi fotoğrafları, filmleri ve kurumsal projeler çekti. Yıllar boyunca bu çalışmalardan büyük bir arşiv oluşturdu. Kariyerinin bu bölümü ona uluslararası alanda mesleki bir tanınma sağladı. 1987 yılında Profesyonel Tanıtım Fotoğrafçılar Derneği kurucu kadrosunda yer aldı. Sonraki yıllarda genel sekreterlik ve başkanlık görevini yürüttü. Fotoğraf çalışmaları yanı sıra fotoğrafın sanat içindeki yeri ve görsel iletişim üzerine de çalışmalar yaparak 82 ve 96 yılları arasında Mimar Sinan Üniversitesi fotoğraf ana sanat dalında görsel iletişim dersleri verdi. Daha sonra 1994'te San Francisco, California College of the Arts sanatçı olarak diğer meslektaşlarıyla çalıştı. 1980 ve 95 sürecinde Türkiye'de başladığı fotoğraf belgesel projelerini Orta ve Doğu Asya, Afganistan ve Orta Doğu üzerinde yoğunlaştırdı. 2012 yılından beri kurumsal ticari fotoğraf projelerini Toronto, Kanada ve Doha, Katar merkezi yürütüyor. 76'dan başlayarak 8 kişisel sergi açtınız. Sayısız topluluk sergileri, görsel gösteriler, sempozyum, bilimsel toplantı ve jülilere katıldı. 2 adet fotoğraf kitabı var, albüm fotoğraf kitabı var. Halen İstanbul, Doha ve Toronto sanatsal ve kurumsal projelerini devam ederek profesyonel ve sanatsal çalışmalarını sürdürüyor. Hocam, daha sonraki listeyi okumayacağım. Çok uzun bir Okumayın liste. tabii. Zaten Yok, okumayın. Tabii ki okumayın. Yalnız bu listede Fotos önemli bir ayrıntıdır Türkiye'de. Ve bunu da şimdi bu görüşme içinde yayınladık. imkan olursa konuşuruz. Fotos, Fotoğraf Sanatçılar Derneği'nin kurucu kadrosunda bulunduğunuz ve genel sekreterlik soruda değil Bakın, mi? Fotos ayrı, PDF'de ayrı. 78'de yani onun benim hayatımda da Türkiye'nin fotoğraf tarihinde de önemli bir mil taşı olduğunu düşündüğüm için böyle önemsediğim için zikredilmesini istiyorum. Bir de Fotos hakkında bazı yanlış bilgiler var. Dinliyorum ben. Özellikle burada kaldığım zamanlarda hiç televizyon falan seyretmediğim için sürekli olarak YouTube üstündeyim. Yani bir yandan çalışıyorum, bir yandan onları dinliyorum. Çok iyi bir dağarcık yaratıyor onlar benim hayatımda. Fakat bakıyorum ki Fotos hakkında çok eksik bilgiler var. Yanlış demeyeyim ama eksik. Sözü Hüseyin'e veriyorum. Hüseyin, buyur. Çok Evet. teşekkür ederim. Öncelikle ben Gülnur Hocam'a teşekkür ediyorum bizi kabul Sağ ol, ettiği ben de. için. Yine
bu akşam buraya gelen bütün fotoğraf dostlarına, abilerimizi, arkadaşlarımıza da teşekkür ediyorum. Bize katıldıkları için. Gündür Hocam, biz genelde bu altıncısı oluyor. 12 Eylül fotoğrafı ne yaptı Evet. dizimizin. Sizin de katılımınız çok önemli. Tabii bir kadın fotoğrafçı olarak da bu sürecin hem yaşayanı hem tanığı olmanız da çok önemli. Evet. Biz programımızda genelde katılan fotoğrafçıya ilk sorumuz şu: hangi atmosferde, hangi ortamda fotoğrafın içine doğdunuz? Fotoğrafa nasıl başladınız? Sorusuyla başlıyoruz. Ama size soruyu sormadan önce, Arzu Aybat Yaşar'ın yüksek lisans tezi var. Bu 60-80 dönemi fotoğrafçılarla Evet. yaptığı söyleşiler var. Bunlardan biri de sizsiniz. Evet. Orada böyle bir şey kullanmışsınız: siyasi ideolojiyle iç içe geçmiş bir sanat hayatı vardı diyorsunuz. Tabii sizin öğrenciliği döneminiz, işte 68 öğrenci hareketi var dünyada, Türkiye'de işte gençlik Doğrudur. hareketleri var ve siz bu dönemde okula Doğrudur. başlıyorsunuz. Evet. Gerisini de ben size bırakıyorum. Sizden dinleyelim. Yani çok geçmişten almayalım. Ben fotoğrafçı olmaya 14-15'li yaşlarda karar verdim. Ondan önce ressam olacağımı düşünüyordum. Çünkü zaten hani ilk bebeklikten kurtulup da bir şeyler yapmaya başladığımız zaman ben resim yapmışım. Ailem de öyle söyler. İyi de resim yapardım, söylemesi ayıp. Ve resim eğitimi alacağım diye bir kararım vardı. Şimdi bizim ailede böyle sanatın birinci meslek olmasını pek hoş karşılamıyor ailem. Ailemde çok fazla sanatçı olmasına rağmen. Yani herkesin ikinci işi sanat. Ama ben ilk işim, birinci işim diye parmak kaldırınca bu garipsendi. Bizim ailede bir adet vardır. İş çıkarma. Yani icat çıkarma. Bu söylendi hemen. İcat Katılıyorum. çıkarma. Öyle sanatçılık, manatçılık falan yok. Şimdi ben tabii önümde bir örnek var. Benden büyük bir kardeşim var. Çok başarılıydı benim kardeşim, ablam yani. Üniversite sınavında çok yüksek bir derece alınca onunla ilgili olarak hemen ona bir kaftan biçilmeye başlandı. İşte şu okunacak, bu okunacak filan filan. Uzatmayalım. O ailenin bu baskısını şey yapamadı, kaldıramadı. Ne yaptı? Onların istediğini okudu. Sonra ikinci üniversiteye gidip kendi bildiğini okudu. Ben bu kadar vakti bol olan birisi olmadığım için doğrudan güzel sanatlar okumam gerektiğini biliyordum. Ama ne yapacaktım? Nasıl yapacaktım? Tabii büyük bir cesaret gösterdim. Öncelikle şunu söyleyelim. 14-15 yaşlarında bizim evimizde, şimdi burada benim çok eski arkadaşlarım var şu anda karşımda. 60 yıllık arkadaşım var. Hepimizin hayatında siyaset çok önemli bir şeydi, bilgiydi yani ailede siyaset konuşulurdu. Ve bizi de bu görüşmelerin, konuşmaların içine çekerlerdi ve hatırlanacağı üzere de sevgili arkadaşım tarafından biz sınıfta, yani ilkokulda sınıfta siyasi tartışmalar yapıp kavga ederdik. Düşünün ki yaşımız 7-8. Şimdi hal böyle olunca tabii ki yani ortam buydu. Gelecekte cahil kadınlar olmamızdan ailemiz korktuğu için cahil olmamamız için ellerinden geleni yaparlardı. Mesela bizim evde gece okumaları vardı. Biz babamızın isteğiyle ona gazete okurduk. O uyduruk bir sebeple yani şey derdi, gözüm görmüyor falan derdi ama aslında sebep o değil. Aslında bizi onun içine çekmek yani o bilgilerin içine çekmek. Bizi mecburen okurken bilgilendirme amaçlı bir takım şeylerdi bunlar. Babam çok hoşlanırdı bizim kitap okumamızdan, işte gazete okumamızdan, sinemaya gidilmesinden çok hoşlanırdı. Ve bunların yapılmadığı zamanlarda endişeli sözler sarf edilirdi. İşte bu yüzden biz böyle bir ortamda büyüdük. Yani 50'li yıllarda doğup 70'li yıllarda genç olmak o tarihlerde Türkiye'de zor bir işti. Ve çok cesaret gerektiren bir işti. Üniversiteye gitmeden önce ben bizim evdeki dergilerden onlara bakarak fotoğrafçı olmaya karar verdim. Çünkü
Time Life dergisi vardı. Bilmem bilir misiniz? Bunlar büyük formatlı dergilerdi. Böyle sayfalarını böyle çevirirdiniz. Harika baskılı şeylerdi. Mesela ben ilk defa Eugene Smith'i orada gördüm, tanıdım. Eugene Smith'in o iki tane kendi çocuğunu yapraklar arasında olan bir fotoğrafı vardır, bilirsiniz. Cennete yürüyüş. Evet, o fotoğrafı gördüğüm zaman kalbimden vurulmuştum. Daha sonraki yıllarda Raota'yı gördüm. Arjantinli, biliyorsunuz. Çıldıracak gibi oldum. Yani dedim ki ben fotoğrafçı olmam lazım. O zaman bana abiler, ablalar tavsiyede bulundular. Çünkü benim seçtiğim bütün fotoğraflar, gördüğünüz gibi, belgesel ve hatta basın fotoğrafçılarıydı bu insanlar. Ben de fotoğrafçılığı basın fotoğrafçılığı olur zannediyordum. Başka bir fotoğrafçılık türü bilmiyordum, anlamıyordum. Onlar savaş fotoğrafçıları olarak görüyordum ben. Ve diyordum ki savaşa gitmem lazım benim. Fotoğrafçı olacağım ya ben. Onun için bir savaş bulmam lazım, gidecek diye düşünüyordum. Tabii benim gidebileceğim uygun bir savaş yoktu o dönemde. Ama ben basın yayın yüksekokuluna girmem konusundaki baskıları çok saçma buldum. Çünkü ben aynı zamanda resim de yapmak istiyordum. Yani hem resim yapmak istiyorum hem fotoğraf çekmek istiyorum. Nasıl olacak şimdi bu iş? Evet, araştırmalarım sonucunda buldum ki tatbiki güzel sanatlar bunu böyle yapıyor. Ve de merkezi sisteme girmeden, yani üniversite sınavlarının puanına göre almıyor. Yetenek sınavıyla alıyor. Dolayısıyla ben ailenin büyük ısrarlarıyla yetenek sınavına, üniversite sınavına girdim ve sadece bir soru yaptım. Cesarete bakın. Cesarete bakın. Bir soru yaptım. Yani kalmak için ve aileme de bunu bahanesi olsun diye bir soru yaptım. Tabii ki bir puan aldım. Dolayısıyla bana üzülme kızım dediler. Sanki ben çok üzülmüşüm gibi. Ondan sonra da tatbikiye girdim. Yani sınavlara girdim ve kazandım. Hayatım bir anda değişti. Bir anda değişti. Çünkü beni orada karşılayan çok önemli birisi vardı. Hayatımı değiştirecek olan kişi. O da Güler Ertan'dı. Hocam hemen bir Güler. araya gireyim. Tamam. Tabii ki güzel sanatlar deyince ben de Marmara Üniversitesi fotoğraf Evet. bölümünden mezunum. Evet. Bauhaus ekolü Evet. oluyor. Bauhaus ekolü biraz daha farklı diğer Çok farklı. sanatlar. Çok Orayı da farklı. biraz açarsanız hani nasıl bir eğitim aldınız? Atölye işte 24 saat çalışma imkanı gibi şeyler. Evet. Evet. Bauhaus bildiğiniz gibi yani artizan dediğimiz yani artizan ne demek? Şimdi ismi aklıma Zanaatçı. gelmedi. Yani sanatçı değil de Zanaatçı. Zanaatkar. sanatçı, evet. Yani zanaatçı olmayı öncelikleyen ve bu yüzden de yani sizi el becerileri ve göz becerilerini geliştirmeye yönelik bir eğitim tarzı vardı. Biz haftada bilmem kaç saat temel sanat eğitimi görürdük ama bu eğitimi sadece bölüm bazında görmezdik. Bütün bölümler bazında görürdük. Birinci ve ikinci yıl temel sanat eğitiminde yanınızdaki arkadaş seramikçi, öbür arkadaş iç mimar, öbür arkadaş grafik tasarımcı. İşte Alman hocalar, niye bunun altını çiziyorum? Çok disiplinliydiler Alman hocalarımız. Türkiye'yi de çok severlerdi. Türkiye'yi çok sevmelerinden dolayı da bizimle birlikte sık sık seyahat düzenlerlerdi. Yani biz bu seyahatlerde planşlarımızı alıp, füzenlerimizi alıp, boya kalemlerimizi alıp, bir saniyeyi bile şey yapmadan, yani telef etmeden çalışırdık. Sürekli olarak ya Sarıyer'e giderdik, tekneleri çizerdik, ya işte başka bir yere giderdik. Hiç unutmuyorum, bir çalışmada bana kum lazım oldu. Kum. Hoca dedi ki buraya kum dök, kum yap dedi. Ben nereden bulacağım dedim kumu. İşte dedi şeyin, Herwin Terfelt'in dedi kum koleksiyonu var, git ondan iste dedi. Gittim ben, dedim ki böyle böyle kum alacağım sizden. Benden niye alıyorsun dedi. Toplanın dedi, Şile'ye gidin dedi. Orada dedi çeşit çeşit kumlar var, toplarsınız. Bakın, ödev yapmak için Şile'ye gidiyoruz. Ve kış günü
Kumların üstünde dolaşıp bu kum kırmızı, bu kum mavi, bu kum bilmem ne, bunları topluyoruz. Yani araştırmaya çok yönelik, bunu deneysel olarak yapmaya çok yönelik bir eğitimden bizi geçirdikleri için sabahlara kadar karanlık odada çalışma imkanını Güler Ertan bize tanıdığı için anahtarı gizliden verip sonra çıkarken gene saksının altına koyarsınız anahtarı diye. Biz sabahleyin saat 7'de atölyeden çıkıp işte sabah saat 8:30-9'da da öteki dersimizin içine girerdik. Yani hiçbir zaman da bundan şikayetçi olmadık. Öğlen tatillerinde gidip filan yerde yemek yemek yerine baskı atölyesinde gravür basardık. Dolayısıyla bizler çok yönlü eğitim aldık. Yani ben hiçbir zaman tam olarak bir yani ne diyelim, grafik sanatlar eğitimi tam olarak ve başka hiçbir şey yapmadan olmadı. Şimdi o tarihlerde düşünün, internet yok, bilgisayar yok. Her şeyi kendi elimizle yapardık. Yani işte zemin atarız. Bu çalışmalar bizi o kadar geliştirdi ki böyle milimetrenin onda birini gözle fark edebilir duruma getirdi bizi. Bunu fark ederdik yani bir odaya girdiğimiz zaman mesela bana fotoğraf için o kadar büyük katkılarda bulundu ki bu. Daha girdiğim zaman mekana o mekanın kadrajını hemen kafamda ayarlardım yani. Çünkü bu eğitim bizi böyle yaptı. Dolayısıyla Bauhaus eğitimi çok farklıydı. Anlattığım şekilde bir sanatçıyı komple yetiştirmeye yönelmiş bir hedefi vardı. Hepimiz bu hedef doğrultusunda kendimizi bezedik diyelim, ya da hocalar bizi böyle bezediler. Güler Yaratan zaten bizim Marmara Üniversitesi fotoğraf bölümünün de kurucusu. Gerçekten Güler Ertan çok farklı bir karakter. Gerçekten onun gibi eğitimcilerin ülkede olması bu ülkeyi böyle birkaç gömlek ileri götürürdü. Keşke yani mesela 20 tane Güler Ertan olsaydı. Keşke. Şimdi bir kere Güler Ertan'da ben ilk defa şunu gördüm. Güler Ertan hiçbir şeye hayır demiyordu. Diyorum ki hocam ben böyle böyle bir şey yapacağım mesela. Yapın, deneyin. Hiçbir zaman da sen demez. Siz, Gülnur siz. Hocam ben işte bunun altına mesela mavi bir zemin koyayım, üstüne solarize ağaçlar koyayım. Tamam, yapın, deneyin. Yaparsınız, denersiniz. Sorar mesela nasıl oldu? Hocam ben beğenmedim mesela. Bir getirin bakalım. Bir getirin Gülnur bakalım. Götürürsün. Bakın şunu da işte buradan da biraz kırmızılık gelsin, buradan da biraz morluk gelsin falan diye sizi yüceltirdi. Hiçbir zaman bu ne biçim çalışma ya, böyle saçma sapan şey mi olur Allah aşkına, bırak da başka şeylerle uğraş demedi. Her zaman dedi ki daha iyisini yapabilirsin ama bu da çok iyi olmuş. Dolayısıyla biz mesela sınavda yapamıyorum diye ağlardık. Bahçede sınav, şimdi bahçede ara verdik. Yapamıyorum diye ağlıyorum. Mesela gelirdi. Niye ağlıyorsun? Yapamıyorum. Neyi yapamıyorsun? İşte şundan şunu birleştiremiyorum. Neyse. Bir de şöyle deneyin bakalım falan diye. Müthiştiler. Yani bütün eğitimciler o okulda bize çok fazla şey kattılar ve ben orada okuduğuma çok memnunum. İnsani eğitimlerimi de orada aldım ben. Sadece fotoğraf eğitimi değil. İnsani eğitimlerimi de orada aldım. Bu arada Şahin Kaygun da bir sınıf üstte abi Evet, Şahin babam. Kaygun abimizdi. Bir sınıf üstteydi, aynı bölümdeydik, grafik bölümündeydik. Şahin çok yetenekli biriydi. Şahin de bir komple bir sanatçı olarak bu hayata katıldı. Hiçbir zaman sadece fotoğrafçı olmadı, hiçbir zaman. Bu aldığımız eğitim şeklinin ona da katkıları o kadar çok çıkıyor ki ortaya. Her zaman deneyen, her zaman araştıran, her zaman yani kendisiyle yarışan, gerçekten kendisiyle yarışan bir şeyi vardı, tarzı vardı. Atölye çalışmalarında falan da biz bunu görürdük. Mesela aynı zamanda biz okula girmeden önce Şahin'le okuldan önce tanışıyoruz. Çünkü biz kursa gidiyorduk. Şahin de o kurs hocalarından bir tanesiydi. Bunu ilk defa duyduk. Evet.
Ve dolayısıyla ondan biz çok yani desen çiziyorduk beraber. Çok yönlü bir sanatçıydı. Ve böylelikle biz onunla işte bir 4 yıl beraber okumuş olduk. Okuldan sonra da meslektaş olarak hem grafik tasarımcı hem de fotoğrafçı olarak yani aynı yollarda yürüdük. Ve birçok konuda kader birliği ettik. Örneğin Fotos. Şimdi ona geleceğim hocam. Şimdi bu 70-80 arası baktığımızda işte Türkiye'de toplumda müthiş bir örgütlenme var. Sendikalar Evet, gelişiyor, dernekler öyle. gelişiyor. Müthiş bir sosyal hareketlilik var. Var, evet. Grevler ve benzeri işte darbeler, öğrenci hareketleri var. Şimdi Fotos böyle bir ortamda doğuyor. Şahin Kaygun bu fotoğraf sanatının işlevi adlı sempozyumda bir bildiri sunuyor. Orada şöyle bir saptaması var Şahin Kaygun'un. Fotos sorunlara profesyonel bir tavırla, ifsak ve afsat amatör bir tavırla yaklaşıyor diye bir saptamalarından biri bu. Hocam bu profesyonel tavır ne? Bu örgütlenme ihtiyacı nasıl doğdu burada Güler Hoca'nın veya başka hocaların, yine aramızda Gültekin abi de var. Yani size bu güdüyü veren şey neydi? Oraları, çünkü biz foto ifsa çok iyi biliyoruz. Afsat'ı çok iyi biliyoruz ama fotosu gerçekten çok bilmiyoruz. Evet. Buralardan başlayalım diyorum. Öyle dediğiniz gibi o dönem yani 1978 ben 1976'da mezun oldum. Yani böyle afili fotoğrafçılar olarak işte hayata katılmaya çalışıyoruz. O afili fotoğrafçılık zamanları ve öğrenci hareketleri şunlar bunlar ben karar verdim kendime bir atölye yapacağım. Ama şimdi tabii o kadar cahilim ki, cahiliz ki. Yani şimdi bu atölyeyi nasıl yapacaksın? Hangi parayla yapacaksın? Ne şekilde yapacaksın? Çılgın mısın? Deli misin yani? Ama işte insan elini taşın altına koymak gerektiğini hissedince yapıyor. Ve ben gittim tünelde Asmalı Mescid'de. Yani İstanbul'un en tehlikeli semtleri o zamanlar bunlar. Tünel Asmalı Mescid. Şimdi detaylarını söylemeyeceğim. Yani üst kattaki komşum kimdi, alt kattaki komşum kimdi onları söylemeyeceğim. Yani oralarda biriktirdiğimiz hikayeleri zamanı gelince başka platformlarda konuşuruz. Ben o atölyeyi tuttum. Ne yapacağımı da bilmiyorum. Yani yapacağım şeyi biliyorum da onu nasıl geçindireceğimi bilmiyorum. Şimdi bir tane daktilom var. Bir tane zor bela telefon aldım. Zor bela. Telefon almak çok zor ve çevirmeli bir telefon. Böyle. Açarsın yarım saat düdük sesi gelmez. Öyle bir yerlerden geçiyoruz yani. Tabii bilgisayar, internet falan böyle şeyleri konuşmuyorum bile. Şimdi bu şartlar altında yaşı işte 20'li yaşlardaki bir genç kadın orada o atölyeyi yaşatmaya çalışacak şimdi. İş mi yani? Hangi akıl? Neyse her zaman işte Şahin'le falan konuşuyoruz. Dedi ki hadi sürekli dernekler var işte görüyorsun şudur budur. Ama dedi profesyonel fotoğrafçıyız bizler. Aynı zamanda tasarımcıyız bizler. Değil mi? Diplomamız var. Nal kadar. Peki dedi yani bizim haklarımız nasıl olacak? Şimdi şuradan kaynaklanıyor. Birçok fotoğrafçı bak mesela Gültekin bunu çok iyi bilir. O zamanlar Turizm Bakanı Alev Coşkun değil miydi? Gültekin. Alev Coşkun'du galiba. Değil mi? Açabilirsin Gültekin abi. Evet, şimdi Duyun diapozitif sesi. alıyorlar. Mesela bunların Gültekin'den de bol miktarda alıyorlar. Ersin Alok'tan bol miktarda alıyorlar. Şimdi bizler daha onlardan bir kadro aşağıdayız. Yani bir kuşak aşağıdayız. Biz daha oralara yetişmemişiz. Ama yani olayların içindeyiz, görüyoruz. Haklarımızı yiyorlar. Feci şekilde haklarımızı yiyorlar. Yani parasını vermiyorlar, parasını vermeden kullanıyorlar. Reklam ajansları tek tük başlıyor, fotoğrafçıları çalıştırıyorlar. Parasını vermiyorlar, az veriyorlar, takıyorlar. Dedi ki biz bir dernek kuralım ve bu dernek profesyonel fotoğrafçıların haklarını korusun. Ve böylelikle işverenle
fotoğrafçı arasındaki ilişkiyi dengelesin, sözleşmeleri dengelesin filan deyince çığ gibi büyümeye başladı ve Fotoğraf Sanatçıları Derneği kuruldu ve adresi de benim Tünel'deki atölyemdi. Şimdi bu Tünel'deki atölyede elimde bir tane daktilo, yazmayı bilmiyorum. Tavuk gırtlar gibi yazıyorum böyle böyle. Birdenbire böyle 100 üye seviyesine ulaştık. Ankara'dan üyeler var. İşte Eskişehir'den üyeler var, oradan buradan. Bu üyelere de sürekli olarak yazı yazma görevi benim. Beşer tane karbonki adı koyup tavuk gırtlar gibi daktiloları yazıp yazıp yolluyoruz. Ve toplantılarını benim o gariban atölyede yapıyoruz. Şimdi o iş sürekli büyümeye başlayınca sevgili büyüğümüz Halim Kulaksız dedi ki, yani bu kadar şey yapmayın, üzülmeyin. O sırada o İstanbul'a taşınmışlardı Ankara'dan. İstanbul'daki Etiler'deki iş yerine gelin, toplantıları orada yapalım dedi. Böylelikle Ergun Çağatay bize katıldı. Başka kimler katıldı? Gültekin Çizgen bize katıldı. Efendim, şimdi şu anda hatırlamadım. İbrahim Zaman bize katıldı. Birçok fotoğraf profesyoneli bize katılmaya başladı. Şimdi buradaki eksiklik şurada, yanlışlık demeyelim. Ben görüyorum ki fotoğraf tarihimizde Fotoğraf Sanatçıları Derneği sadece bir meslek örgütü olarak anılıyor. Şimdi bu tabii ki çok sınırlı bir yaklaşım. Bakalım sevgili Gültekin Çizgen sadece bir meslek adamı mı? Sanatçı değil mi? Yani Gültekin Çizgen ne kadar çok yönlü bir sanatçı. Ne işi var fotosun içinde madem öyle? Madem sadece yani meslek örgütlenmesi. Sevgili İbrahim Zaman, yani onun çok güzel bir şey vardı. Hala var mı bilmiyorum. Stüdyosu vardı. Ve de ülkenin en önemli sanatçılarından bir tanesi. Yani nasıl olur sadece müşteri ve fotoğrafçı, yani alan veren tarafını dengelesin. Ayrıca biz Fotos'la birlikte konulu sergiler açardık. Yani mesela bu 6 ayda bir yapardık bunu ya da her yıl yapardık. Derdik ki şimdiki sergimiz çocuk. Mesela bakınız Fotos'un açtığı sergileri. Kadın, sevgi, Antalya Festivali'ne gittik kaç kere. Dolayısıyla Fotos'u anarken onun sadece bir mesleki örgüt olduğunu söylemenin yanı sıra birçok sanatçıyı, yani fotoğraf sanatçısını ve hani fotoğrafla ilgilenen birçok sanatçıyı da bünyesinde barındıran bir dernek olduğunu da zikretmekte yarar var. Tabii daha sonra tüzükler değişti ve birçok fotoğrafçının hayatına önemli katkılarda bulundu Fotos. Ama sonra birçok dernek gibi bu da kapatıldı ve de tekrar açılmadı. Peki hocam, mesela tartışma konularınız neler oluyordu? Tamam, mesleki şeyleri de tartışıyordunuz, sergiler açıyordunuz. Ne bileyim, böyle bu tür tartışma konularınız oluyor muydu? Türkiye'nin gündemine dair veya işte fotoğraf sanatının gidişatına dair? Elbette. Çünkü fotoğraf sanatının gidişatı ve fotoğrafın ticari hayatının da gidişatı birbirinden kopmaz iki başlıktı. Yani Türkiye'deki bakış açıları fotoğrafın da aynı zamanda ticari tarafını da belirleyen bilgiler değil miydi? Çünkü ben bütün bunların birbirinden ayrı olmasını asla düşünmüyorum, düşünemem de. Biz Türkiye'deki meslek gidişatının bugünkü duruma gelebileceği konusunda hiçbir fikrimiz yoktu. Hiç böyle bir şey öngörmemiştik. Hocam, Biz analog çocuklarız. Analog gelenekten geliyoruz. Ve her şeyimiz, kafa yapımız, bakış açımız analog fotoğrafa göre düzenlenmişti. Fotoğrafın develope edilme esasına göre düzenlenmişti. Müşteriye böyle bir teslimat esasına göre düzenlenmişti. Bugünkü gibi Photoshop, Motoshop bir adım atarsın, yani üç basarsın, iki adımda yaptığına bakarsın falan, böyle bir şeyimiz olamazdı, yoktu böyle bir şeyimiz. Dolayısıyla
Bugün geldiğimiz yerde fotoğrafın, yani sosyolojik ahlakın da çok fazla dekadansa gitmesi, aşağıya doğru gitmesiyle bütün parametreler değişmiş durumda. Biz sonuç olarak sorunuzun cevabı gerçekten her birimizin atölyelerinde, profesyonel arkadaşların atölyelerinde toplaşıp ülkenin durumunu, ülkenin ticari hayatını, bakış açılarını, müşterilerin taleplerini incelerdik, değerlendirirdik. Hocam iki şey okuyacağım müsaadeniz olursa. Tabii ki. Bir Şahin Kaygun'un fotoğraf sanatının işlevi 1978'de yapılan sempozyumda sunduğu bir bildiriden kısa bir bölüm okuyacağım. Bir de sizin Arzu Aybat Yaşar'a verdiğiniz röportajdan bir bölüm okuyacağım. Tamam. Kısa olacak. Bildirinin bir kısmında şöyle diyor. Belirli bir temel kültürden yoksun, kesin bir felsefeden hatta basit bir dünya görüşünden bile yoksun olan bu kişilerin kendilerini toplumcu ilan etmeleri, bunların toplumsal bir işlev içerisinde olduklarını belirlemez. Tırnak içinde nasıl olsa da bu konuda söylenen bir şey dikkat çekmektedir. O halde bu konuda bir şeyler söylemek gerek diyerek lafa kollarını sıvayanlar bu konuda kendilerinin bu yüzeysel yaklaşımlarına karşı çıkan herkese hemen anti toplumcu, anti devrimci, burjuva sanatçısı gibi etiketleri yapıştırmanın küçük hesapları içerisindedirler. Karşı çıktığınız anda burjuva sanatçısınız demektir. Bitti, hüküm verildi. Yine siz mesela Arzu Aybat Yaşar'a verdiğiniz röportajda şöyle diyorsunuz. Onların esnetemedikleri bir fotoğraf bakış açıları vardı. Bu esnetmeyi burjuvazi, tatlısı fotoğrafçılığı sanıyorlardı. Sekter, her şeye hayır diyen bir tavırları vardı. Onlara göre diğer türlü pozitivist oluyordun ve olmamalıydın. Yani böyle sizin olduğunuz cenaha mı diyeyim veya fotosa camiasına mı diyeyim? Böyle bir eleştiri ve yakınma var. Şahin Kaygun da zaten bunu bu bildiride dile getiriyor ve mahkum ediyor aslında. Mesela Şahin Kaygun'un bu sempozyumdaki yazısı aslında tamamen toplumcu bir yazı. Hatta sol değerleri şey yapan bir yazı. Aslında şöyle bir şey mi vardı acaba? Sonuçta hepiniz o ortamı soluyordunuz. Benzer dünya görüşüne sahiptiniz. Fakat dönemin ya da koşulların dili ki ben o zaman çocuktum. Herkes ya gri, ya aksın ya karasın tarzında bir söylem, bir yaklaşımın etkisiyle mi bu yakıştırmalar oluyordu? Yani bunlar burjuva gibi. Şimdi ipin ucu kaçmış diyelim. Ben o gün söylediğimi hatırlamıyordum. Siz şimdi söylediniz ve ben hala aynı fikirdeyim. Gerçekten çok önemli bir sorun esnetememek. Ve bunu ben Türkiye'de hala çok görüyorum. Mesela şöyle bir kıyaslama yapabiliriz. Yurt dışındaki meslektaşlarla bir konuşun bakalım. Yurt dışında ama yani Türk değil, yabancı meslektaşlarla konuşun. Şu anda sizin söylediğiniz bu bilgiyi anlayamazlar. Çünkü onlar bu bilgiyle büyümemişler. Bu bilginin içinden gelmiyorlar. Gerçekten ipin ucu kaçmış bir bilgiydi bu. Yani İstanbullu fotoğrafçılara genellikle yakıştırılan bir şeydi bu. Ne diyelim? Bir nitelemeydi. Yani sus burjuva fotoğrafçısı. Şimdi sanki bizim ülkede burjuva varmış gibi. Var mı Türkiye'de burjuva? Kadro var mı böyle? Yani kendileri bunu daha iyi bilirler. Kendileri entelektüel okumuş, yazmış fotoğrafçılar olarak Türkiye'de bir burjuva sınıfının olmadığını çok iyi bilirler. O zaman bu yani böyle şeye benziyor. Sen sus konuşmaya benziyor. Şimdi o tarihlerde mesela çiçek çekmiş olmanız büyük bir suç idi. Çiçek çekiyorsan sen tatlı su fotoğrafçısın. Hiçbir şey anlatmıyorsun, hiçbir şey vermiyorsun. Peki ne çekmeliyim? İşte o günlerin tabiriyle yine sümüklü çocuk. Ama sümüklü çocuk olması da yetmez. Sümüklü çocuğun da en sümüklüsünü çekeceksin. Ancak o zaman böyle hani derinden gelmiş, seni acıtan Hüseyin kardeşim gitti mi? Yok. Kim Ben oldu? yeni bir arkadaş girdi ama Tamam. sesini
kapatması gerekiyor. Tamam. Bakıyorum Hüseyin. Tamam. Devam Devam edin. edeyim. Tamam. Evet. Şimdi bu sümüklünün de sümüklüsünü çekmek gerekiyor. Yani yetmez o. Daha berbat olanı çekmeniz gerekiyor. Yani artık böyle neredeyse hani böyle patetik ve artık insanı böyle bütün pis ve sıkıntılı duygularını sömüren bir şey çekmeniz gerekiyor. İyi fotoğraf olabilmesi için. Yetmedi. Yetmez. Bir fotoğrafı eğer paspartulayıp çerçeveliyorsanız ve böyle sergi açıyorsanız büsbütün burjuvasınız. Yani imkanı yok yani. Onu da böyle hödük gibi bir tane suntaya yapıştıracaksın. O sunta da böyle eğilecek, büyülecek. Böyle olacak. Bu konuda, aynen bu konuda Antalya Festivali'nde 1978 ya da 79 büyük bir kavga çıktı aramızda. Kimlerle aramızda? Bu fikri savunan kadrolarla, bu fikri savunmayan kadrolar, yani biz aramızda. Biz zaten aldığımız eğitim itibariyle böyle bir şey camlı, çerçeveli, tertipli, tertemiz yapmayı zaten kendimize şiar edinmiş bir kadroyduk, kadrolardık. Yani bir şeyi böyle düzgünce yapmaya kalktığınız zaman yaftalanırdınız. İşte bizim o tarihlerde böyle bir sorunumuz vardı maalesef. Neyse ki o geçti. Ama hala sekter bir yapı vardır. Yani ben bunu bazı genç arkadaşlarda çok görüyorum. Yani o sekter yapıyı devam ettir. Nereden almışlarsa o sekter yapıyı bilmiyorum. Sizin konuşmanıza bile işte tatlı su fotoğrafçısı, çiçek böcek fotoğraf sanki bir suçmuş gibi yani bu. Yani insan çiçek çekerek sanat yapamaz mı? Yapmaz mı yani? Neden? Çiçek çekildiği zaman kötü mü oluyor? Yani çiçekle bir toplumsal fotoğraf illaki bir sümüklü çocuk olmak zorunda mı? Çiçeği kapatalım. Toplumsal fotoğraf dediğinizde böyle ağzını burnunu karıştıran sümüklü çocuk mu olmak durumunda? Böyle bir şey Peki yok. hocam, bu etki Arbeiter fotoğraf ya da bu dönemin ajitasyon propaganda havasının getirdiği bir etki miydi? Yoksa sol sektör zihniyetin getirdiği bir şey miydi? Mesela bu konuyu İkisi da çok birden, ikisi isterim. birden. Zaten şöyledir, bakınız, solda çok büyük fraksiyonlar vardı. Yani sol, şimdi sağı konuşmuyorum. Solda çok farklı gruplar ve çok farklı düşünceler vardı. Sanattan bahsetmiyorum. Türkiye solundan bahsediyorum. Türkiye solunun kırdırılması için zaten tarihe bakalım. Kanlı 1 Mayıs'ı hatırlayalım. Türkiye solunun en büyük kırılması o değil miydi? En büyük kırılmalarından biri o değil miydi? Yani çok büyük bir, bu çok büyük provokasyon. Türkiye'deki farklı bakış açı, yani sol görüşün farklı bakış açılarını birbirine kırdırmak üzere ve bundan ilhamla, bundan fırsat bilerek o katliamı yaratmak üzere olmamış mıydı? Dolayısıyladır ki İşte bizim o dönem yaşadığımız şey böyle farklı fraksiyonların birbirine fışkırmasıyla oluşan çok tatsız ve bence gerçeklikten uzak, bilgiden ve entelektüellikten uzak bir durumdu. Yani dediğiniz doğru, her iki seçenek de doğru. Hocam, bir şey daha sorayım. Bildiğim kadar, yanlış söylüyorsam düzeltin. 1 Mayıs 77'nin fotoğraflarını da çektiniz diye Evet, biliyorum. evet. Oraya da biraz değinebilir misiniz? Yine Yol filminin set fotoğrafçısısınız. Evet. Mesela bunlar çok bilinmiyor ya da biz bilmiyoruz. Cahilliğimizi bağışlasınlar. Biraz da buradan bahseder misiniz? Bu ikisi çekim. Ben bir basın fotoğrafçısı olmamakla birlikte fotoğrafla ilgili olan her şeyi kendime görev addetmiş bir gençtim. Yani fotoğraf, burada fotoğraf var. Ne anlamı olması önemli değil. Yani basın da olur. Sanki ben basın fotoğrafçısıymışım gibi her türlü gösteriye ve toplantıya giderdim ben. Nasıl giderdim? Kendi başıma kameramı alır giderdim. Hiç kimseye de hiçbir şey sormazdım. Orada fotoğraflar çekerdim. Hiçbir yere bağlı değildim. Sonra da bu fotoğrafları hiçbir yere vermezdim.
yayınlanmazdılar. Çünkü dediğim gibi ben zaten basın fotoğrafçısı değildim. Ama o basın fotoğrafçılığı kadrolarından gelen bugün çok değerli birçok arkadaşımı da, meslektaşımı da oralarda tanımışımdır ve edinmişimdir. Yani birçok değerli fotoğrafçıyı oralarda tanımışımdır. Ben 1 Mayıs'ta fotoğraf çekmeye niyetliydim. Abiler, ablalar bunu asla ve kata yapmamam konusunda bana çok uyarıda bulundular. Ama ben dinlemedim onları. Gittim ben oraya. Tabii çok korkunçtu. Yani hani savaş fotoğrafçısı olacaktın ya, hani işte al buyur. Çok korkunçtu. Çok fazla korkunçtu. Sular idaresinin üstünden ateş açıldı. O esnada korkunç bir şey patladı yani orada. Panzerler birbirine soktular her tarafı. Yani panzerler sanki orayı karıştırmak üzere görevliydiler. Panzer bir kadını ezdi. Ben fotoğraf çekmeye çalışıyorum, bir yandan kendimi korumaya çalışıyorum ama tabii ki çok korktum, çok başarısızdım. Benim bir şansım oldu. Tam Atatürk Kültür Merkezi'nin yanında bir apartman vardı. Orada oturan bir arkadaşım vardı benim. Ben koşarak oraya sığındım. Ve çok korkunçtu hakikaten. Üstelik de eli bıçaklı bir adam gördüğümü, bu eli bıçaklı adamların rastgele onu bunu bıçakladıklarını ben gözümle gördüm. Etrafı bıçaklıyorlardı adam. Herhalde provokatördüler. Korkunçtu. Yani gerçekten çok korkunçtu. Ve o günkü şeye göre yani 35-40 kişi öldü orada. Birkaç yüz kişi ezildi. Yani insanların birbirinin üstünden kaçamadıkları için birbirlerinin üstüne böyle yığılarak ezildiler. Ben de hasbelkader çat pat bir şeyler çektim. Ama tabii ki kayda değer önemli bir şeyler olduğunu hatırlamıyorum. Fakat işte orada böyle bir bulundum gerçekten. Ve sonrasında zaten Türkiye'de işler daha kötü gitti. Daha kötüye doğru sardı. Yani Türkiye gerçekten bugün yaşadığımız o felaket duygularının temelleri işte o zamanlar atıldı. Yani Yol. pardon, yanlış. O zamanlarda atılmıştı çoktan. Evet. Yani ortaya çıkıyordu. Ortaya çıkmaya başlamıştı. Daha önceden atılmıştı o şeyler. Maalesef yani düşünebiliyor musunuz? Benim birçok arkadaşım eğitim almaktan vazgeçti. Benim kaç tane arkadaşım Mecidiyeköy'de yanımda kurşunlanıp öldü. Kaza kurşunu. Böyle elimizde böyle ay ne oluyor falan diye ay sanki böyle yere yakın. Kaç kişi yani bunu biz böyle büyüdük yani bu hiç kolay bir şey değil. İşte o yüzdendir ki bizim kuşak böyle bir azıcık travmatiktir. Azıcık Evet. delidir yani başka çaresi yok. Delirmeden kalmak mümkün değildi. Kaç arkadaşımız işkencelerde can verdi. Kaç arkadaşımız sakat kaldı. Yani 12 Eylül'den sonra herhalde böyle milyonları bulan fişlemeler falan oldu. Herhalde yani milyonları bulan, yüz binleri bulan sakatlanmalar oldu. Yani bütün bunları yaşamış olmak sağlıklı bir kafanın ortada kalmaması için yeterli bir sebep. Bu yol filmine dahil olmanız nasıl oldu hocam? Ve bu iki projenin, proje diyorum, hem 1 Mayıs 77 hem yol filmi fotoğraflarını görebilecek miyiz daha sonra? Artık bu konuda elimi çabuk tutmam lazım. Çünkü bunların hepsi analog. Kalmayacak yani. Hepsi çıtırdayıp dökülecekler. Bir tane tarayıcı bulmam lazım, almam lazım. Buna zaman ayırmam lazım. Bunu henüz yapamadım ve çok eksik hissediyorum kendimi. Bunu hayata geçirmem lazım. Bu çok önemli. Yol filminde şöyle gelişti. Fikret Hakan benim arkadaşımdı. Fikret Hakan, Sinan Çetin Bingöl ayağını çekmişti filmin. Fakat Urfa ayağı için bir fotoğrafçı aranıyordu. Fikret Hakan, Şerif Gören'le
konuşmuş ve böyle bir eksiklik olduğunu ve böyle bir fotoğrafçıya ihtiyaç olduğunu bana söyledi. Bizim de ailemizin kökü Urfalıdır. Zaten yöreye ait bayağı bir yakınlığımız var. Akrabalar çok orada. Dolayısıyla ben de Urfa ayağına dahil oldum Yol filminde. Bu kadroya dahil olmam bende çok önemli bazı öğretilerin oluşmasına yol açtı. Bir kere profesyonel fotoğraf bilincime diyelim çok fazla şey öğretti. Efendim çok önemli bir tecrübeydi benim için. Çok çok önemli bir tecrübeydi. O kadroya dahil olmam böyle oldu. Peki hocam, şimdi şeye geçelim. Fotos 12 Eylül'den sonra açılmıyor. Evet. AFSAT, diğer dernekler açılıyor. Daha sonrasında siz yine 87'de Profesyonel Tanıtım Fotoğrafçıları Derneği'ni kuruyorsunuz. Şimdi bu Şahin Kaygun fotoğraf sanatının işlevi de sunduğu tebliğde şöyle bir saptamada bulunuyor yazının sonunda. Gördüğünüz gibi fotoğrafın işlevini yerine getirebilmesi için gerekli koşulların hiçbirisi ülkemizde mevcut değildir diyor. Bir Ve daha tabii söyler misiniz? Bir daha. gördüğünüz gibi fotoğrafın işlevini yerine getirebilmesi için gerekli koşulların hiçbiri ülkemizde mevcut değildir diye tarihi bir saptama yapıyor. Bir takım sorunları sayıyor, olması gerekenleri sayıyor. Ki halen de biz bunun sancılarını çekiyoruz. İşte endüstri olmaması ülkemizde, eğitimdir, galerilerdir, devlet kurumlardır. Yani fotoğraf, şunu sormak istiyorum. Sizin bir çabanız var Fotos'la, diğer dernekler var. 87'de yine bir çaba içine giriyorsunuz. Yani mesleki olarak fotoğrafçılık halinde bugün örgütsüz ve kendini bir meslek olarak kabul ettiremiyor. Grafikerlerin var, mimarların meslek odaları var, mühendislerin var ama biz fotoğrafçılar bu işi başaramadık mı? Niye başaramadık veya niye tutmuyor yani o şey? Niye böyle toprağa kök salamıyoruz? Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Geri planımız eksik bizim. Kendimizi köklendirmemiz eksik. Köklenmek lazım. Köklenmek için iyi bir eğitim almak lazım. Çok okumak lazım. Entelektüel hayatı takip etmek lazım. Sanatı takip etmek lazım. Bizim şu anki durumumuz 1980'lerden daha kötü. 1980'lerde hiç olmazsa bir örgütlenme vardı. İşte 78 kadrolaşma hareketi, öğrenci hareketleri, bir örgütlenme vardı. Entelektüel olmak için bir çaba vardı. Fotoğrafçılar, okur yazar ve sanat takip eden insanlar idi. 1990'larda fotoğraf profesyonel kadrolar biraz daha fazla rahatlık içine girmişlerdi. O yıllarda alınan işler yani. Turgut Özal şeyleriyle, eliyle yani. O yıllarda mesleki olarak çok daha fazla ortaya çıkan bir yapı vardı. Fakat sonra maalesef işlerde büyük bir kaos başladı. Şimdi ben size sorayım o zaman. Yani o yıllardan bu yıllara ne değişti diye sorayım. Çünkü biz biraz daha uğraşsak galiba yapacaktık bir şeyler. Biraz daha böyle ramak kalmıştı yani. Neden yapamadık bizler bu işi? Neden kıvıramadık? Çünkü bizler köklenemedik demin dediğim gibi. Eğitimimiz perişanlık. Yani sadece fotoğraf eğitimi değil, diğer eğitimler de perişanlık. Yani bir kapının üstüne bilgisayar çıktısıyla filan filan bölümü diye yazınca o filan filan bölümü olmuyor. Yani şeye benziyor. Ben kafama sarı peruk geçirip ben sarışınım demeye benziyor. Değil, gerçek değil. Yani onun içinin dolması lazım. Onun içinin nasıl dolacağıyla ilgili olarak şimdi burada formüllerimden bahsetmeyeceğim. Çünkü yani bu zaten böyle 2 saatlik bir iş değil. Ama siz eğitim almadığınız bir yerden yani üniversite eğitimi zaten çok önemli bir şeydir. Ve üniversitedeki arkadaşların lise eğitimi gibi
bir eğitim aldığını görerek büyük bir sıkıntı hissediyorum. Şimdi üniversitede okumak demek bir hoca ile çalışmak demek mesela. Bütün dünyada bu böyledir. Filan kimle çalıştım dersiniz. Konservatuara gidersiniz. İşte şimdi şey yapıyorum. Sunakan'la çalıştım dersiniz. Şununla çalıştım dersiniz. Yani ondan feyz alarak onun peşinden giden ve böylelikle katkıda bulunan, yani sanata katkıda bulunan insanlar olursunuz. Bizim böyle bir kadromuz yok. Bizim böyle bir eğitim sistemimiz de yok. Artık hiçbir eğitimde, yani kimyager de aynı şekilde, matematikçi de aynı şekilde şey bir eğitim alamıyor. Yani kaliteli bir eğitim alamıyor. Burada bir kere bizim çok büyük problemimiz var. İki, bunların yani mesela staj yapmak için diyelim, oralarda da büyük sorunlar çıkıyor. Oralarda da büyük sorunlar var. Ben bir ara özel bir üniversitede ders vermiştim. Özel üniversiteye gelen bütün çocuklar merkezi sistemi başaramayacaklarından neredeyse emin olarak babalarının paraları veya ailelerinin paralarını kullanarak o okula gelmişlerdi. Bu çok ama çok yanlış bir durumdu. Onlara merkezi sistemi kazanan genç adayların sizlerden bir farkı olmadığını anlatmak için dilimde tüy bitti. Kendilerine güvenmiyorlardı. Kendilerine güven olabilecek bir eğitimden geçmemişlerdi. Hatta o kadar kötü örnekler verebilirim ki artık, yani hani daha fazla deşifre etmeyeyim. Derse gelip elindeki kanson kağıda darbukayla kendini oyalayan ve bütün dersi pencereden bakarak geçiren öğrencilerimiz vardı. Mesela ben bunlara neden böyle diye sorduğumda şu cevabı çok aldım. Hoca, ya sen çok konuşma ya, boş ver. Sen o kağıdı ver bana, o kağıt dediği diploma. Sen o kağıdı ver bana, ben gideyim yani. Sonra dekana çıkarsın, dersin ki ya böyle böyle olaylar oluyor. Sizin çocuğunuz da böyle maalesef. Onun çocuğu da çünkü. Cevap verir, der ki evde 3 tane daha bunlar gibi salak var. Kendi çocuklarından bahsediyor. Ben şimdi ne yapayım hocam, der. Onun için mecburen ben neredeysem çocukları da oraya çağırıyorum, getiriyorum, der. Artık bunun yani şeyi kalmadı, biliyor musunuz? Bir konuşulabilir bir tarafı kalmadı. Bizim eğitimimiz yok. Bizim saygısız olmamız özendiriliyor. Bizim yani şöyle, ceket oradan kalksın benim sırtıma girsin özendiriliyor. Ben kalkayım da şu ceketi giyeyim, bir elimi taşın altına koyayım, özendirilmiyor. Öbürü özendiriliyor. Dolayısıyla biz başaramadık maalesef, çünkü geri gitti. Bir de fotoğrafın dijitalleşmesiyle birlikte büyük bir sahtekarlık başladı. Çok büyük bir sahtekarlık başladı. Yani ben mesela jürilerin çoğunda yarışmacı elemekten ben elemiyorum, yani bütün kadro onları eliyor. Sebep ne? Hırsızlama fotoğraf. Yani o kadar da şeyler ki, korkusuzlar, o kadar da cesurlar ki daha önce birincilik kazanmış birkaç fotoğrafı alıp orada benim fotoğrafım diye gösteren bir yığın insan var yani. Ben bunları görmekten büyük bir hicap duyuyorum yani. İnsanların fotoğrafçı olmaktan önce bir kere bir bel kemiği olması lazım. Bir duruşu olması lazım. Hayatta bir bakışı olması lazım. Bunlar da aile ve eğitimle gelir. Bunlar olmadığı zaman büyük bir kaos oluyor işte. Bir soru daha sorayım hocam. Bu 80 sonrası, yani aslında 80 öncesi fotoğrafçıların örgütlenmesi, toplumcu bir yöne evrilmesi belgelerden de görüyoruz, okuyoruz. Aslında bir Mao'nun bir sözü var. Bir kıvılcım bütün bozkırı tutuşturabilir. Doğru. Aslında bir kıvılcım var fotoğrafçılarda. Bir çaba, bir fark etme olayı var. Fakat 12 Eylül bu kıvılcımın yayılmasını, büyümesini engelliyor. Buldozer gibi üzerinden geçiyor. Toplumun da üzerinden geçiyor. 80 sonrası fotoğrafa baktığımızda
Belki de 12 Eylül'ün etkisi. Bunu ben sizin değerlendirmenizi isteyeceğim. Gezi fotoğrafçılığında ciddi bir patlama var Türkiye'de. Bunu mesela neye bağlıyorsunuz? Politikadan uzaklaşmaya mı? Başka bir şeye mi? Ya da böyle güzel fotoğrafın da yine o güzellemeci fotoğrafın bunda Turizm Bakanlığı'nın da etkisi var. Devletin de etkisi var. Aman ülkemizi güzel gösterelim. Gibi böyle bir yaklaşım var. Bunun da mı etkisi var? Neye bağlıyorsunuz? Hepsinin etkisi var. Şimdi birinci olarak şunu ele alalım. Gerçekten insanları apolitize etmek gibi bir şey var. Yani bir yönelim var. Zaten hala da var. Yani bunu mesela bugün korkunç bir dizi sektörü var bildiğiniz gibi. Bunun işin içinde para da rol oynuyor ama esas itibariyle yani kitleleri pasifize etmek ve kitleleri sorunlar üzerine düşünmekten alıkoymak amacı bizim ülkemizde çok fazla var. Zaten bu çok fazla olması gerekmez. Bu zaten bir kuraldır. Yani insanları et kafa yapmak, onları politize olmaktan uzaklaştırmak bir kuraldır yani. Bu böyledir. Şimdi insanları seyahate yöneltmek bu çabanın bir ürünüdür. Şimdi insanları seyahate yönelince insanlar hurrata bir seyahate gitmediler. Ne oldu? Teknoloji değişmeye başladı. Mesela uçak yolculukları daha rahat olmaya başladı. Daha konforlu olmaya başladı. Yani ve o yıllarda ucuzlamaya başlamıştı. Şimdi tabii ki fotoğrafçıların önemli bir bölümü gezerek fotoğraf çeker. Yani İstanbul'daysanız İstanbul'da da yaparsınız. İstanbul'un dışına da çıkarsınız. Yani ülkeyi dolaşmak için iyi bir fırsattır o. Ülkeyi dolaşıp fotoğraf çekmek, yani işinizi yapmak için hele belgesel fotoğraf tarafında çalışan fotoğrafçılar bunu yapabilmek için iyi bir fırsat yakalamışlardı. Böylelikle seyahat fotoğrafçılığı derken belgesel fotoğrafçılık da bunun alt başlığı olarak ortaya güzel örnekler vermeye başladı. Ben seyahat fotoğrafçılığının bu şekilde şey yaptığını düşünüyorum, arttığını ve zenginleştiğini düşünüyorum. Diğer taraftan ülkede yani Türkiye'de dolaşıp fotoğraf çekmekten daha kolay yurt dışına gidebiliyordunuz. Çünkü Türkiye'de fotoğraf çekmek zordur. Yani bir kadın olarak yani bu konuda çok ciddi disiplinleriniz olması lazımdır. Ciddi bilgi birikiminiz olması lazımdır. Bu bilgi birikiminden yoksun kadınlar bunları bedelleriyle ödemişlerdir yani. Bu yüzden yani tutup Türkiye'de tek başınıza bir arabaya binip seyahat etmek yerine yurt dışına gidip fotoğraf çekmek belki daha güvenliydi. Bu yüzden hepimiz bunları yaptık. Ama benim işim mesela bir kadın fotoğrafçı olarak zaten yani kurumsal işlerimi de belgesel anlamında çalıştığım için benim Türkiye'deki seyahatlerim çok fazla oluyordu. Ve ben de Türkiye'deki bu seyahatlerden çok fazla bilgi biriktirmiştim. Çok fazla deneyim biriktirmiştim bir kadın fotoğrafçı olarak. Yani bir erkek fotoğrafçının başına gelmesini mümkün olmadığı şeyleri yaşayabilme şansı mı, şanssızlığı mı artık siz karar verin. Böyle bir takım bilgilerim var biriktirdiğim. Hocam sizin uzun da bir akademik hayatınız var sanırım 80'lerden 96'ya Evet. kadar Evet. bir akademik hayatınız var. Şimdi mesela dünyaya baktığımızda tabii bizde fotoğraf eğitimi oldukça geç başlıyor. İşte ne bileyim Almanya'ya bir gittiğinizde Beherler'in öğrencileri okulları var. Frankfurt Okulu var. Başka ülkelerde başka fotoğraf okulları veya akımları diyebileceğimiz akımlar var. Akademi dediğimizde de akademi nedir? Kuramdır, metin üretmedir. Fakat bizde akademiye baktığımızda bu belirttiğimiz şeylerin çok fazla gelişmediğini, gerçekleşmediğini görüyoruz. Tabii bunun çok yönlü sebepleri var. Çok Fakat fazla, çok. böyle kısır tartışmalar da olmadı mı? Mesela ben öğrenciyken duyuyordum. Hani bu şey gibi ya kanuncusun ya Nikoncusun ya da ya kavramsalcısın ya da belgeselcisin. Belgeselciler kavramsalcıları kabul etmiyor. İşte kavramsalcılar belgeselcileri fotoğrafçı kabul etmiyor. Hatta hocalar böyle öğrencilerin bölündüğü şeylerde şeyleri çok duydum.
Yani bu ikili düşünce tarzını veya bu kısır düşünce tarzı niye böyle oldu? 80 sonrası mı bu etki veya siz nasıl değerlendiriyorsunuz bu durumu? Bu siyasal olarak zaten kafamıza dipçik gibi vurulmuş bir şey. Yani siz parçalanın yani. Dolayısıyla işte diyorum ya, Türkiye'li olmayan fotoğrafçılarla bunları konuştuğunuz zaman hiçbirisi anlamaz. Şimdi mesela sorar, siz ne yapıyorsunuz? İşte ben belgesel çalışıyorum. Peki siz ne yapıyorsunuz? Çiçek çekiyorum. Hiç kimse, sen niye çiçek çekiyorsun? Vay sen şusun, vay sen busun. Sen ne kullanıyorsun? Nikon mu? Vay bilmem, demez. Ama Türkiye'de bunu siyaset eliyle bu bizim kafalarımıza dipçikle vurula vurula. Bakınız bugün hala aynı şey var. Hala aynı şey var. Nedir o aynı şey? İşte şucu bucu. Hala aynı şey var. Görüyorsunuz. Siz birinden bahsediyorsunuz. Bırak ya, o belgeselcidir. Vicdan anlamaz. Çekemez bunu. Bırak ya, o tanıtım fotoğrafçısı. Şimdi niye bırakalım? Hani neden bırakalım? Tanıtım fotoğrafçısıysa tanıtım fotoğrafçılığı yapıyor ama belki de çok güzel başka fotoğrafları var. Sen onları gördün mü? Hepsine baktın mı? Bu yüzden bizim toplumumuz bununla beslensin diye siyasi kadrolar tarafından bu topluma verilmiş bir emzik diyelim. Bu emzik, işte ben 50 yıldır bu işi yapıyorsam 50 yıldır bu bir çiklet diyelim, bu çiğnenir. Ve benim işte bakın geçen verdiğim röportajı da söylüyorsunuz. Hani kısır bir bakış açısının verdiği ve yani gelişebilmek için doğruyu öğrenmek lazım. Öğrenebilmek için okumak lazım. Araştırmak lazım. Bunlar zor işler. Ama işkembeye kübradan atmak kolay, değil mi? Bu yüzdendir ki ben bütün bu hem fotoğrafçı olsun hem sanatçılar arasında olsun bu bölünmeyi görüyorum. Senelerden beri de tanık oluyorum. Hala da öyle. Ben buna hakikaten artık bıktım, çok sıkılıyorum. Çünkü bu çok kör bir tartışma. Böyle bir tartışmaya asla girmiyorum, duymuyorum bile. Çünkü böyle bir tartışmanın gerçek olduğunu kabul etmiyorum ben. Asla kabul etmiyorum. Evet hocam, diğer sorumuza geçelim. Tüm Buyurunuz. süreçlerde bir kadın fotoğrafçı olmak nasıl bir şeydi? Nasıl tutunabildiniz? Örneğin işte 70-80 arası nasıldı? 80 sonrası nasıldı? Farklar var mı? Ya da Türkiye'de kadın fotoğrafçı olmak ne demek? Şimdi fotoğrafın bildiğiniz gibi kadın erkeği olmaz yani. Fotoğraf fotoğraftır ve her türlü birey tarafından çekilir. Ben özellikle sanayi fotoğrafçısı oldum, olmak istedim. Bilinçli bir seçimim bu benim. Çünkü ben fotoğrafın belgesel tarafına karşı daha yatkınım ve daha fazla seviyorum. Yani hayatın değiştirilemez tarafı, yani belgeselde bir şey değiştirmeye gerek yok ya, o zaten yaşanmaktadır. İşte o tarafı, o gerçek tarafı beni çok etkilemiştir. Dolayısıyla benim kafamdaki fotoğraf kadrajlarım, mesela ben bir fotoğrafı çekemediğim zaman hiçbir zaman üzülmem kaçırdım diye. Çünkü fotoğrafın kaçma esasına göre yapılandığını düşünmüyorum ben. Fotoğraf sizin gözünüzde sizin hazırladığınız bir şeydir ve onu o gün o anda çekemediyseniz o başka bir yerde başka bir alanda dile gelecektir nasılsa ve çekeceksinizdir. Şimdi ben dolayısıyla sanayi fotoğrafını çektim ki sabah vampir akşam canavar olmayayım diye. Yani hem vampirsem hep vampir olayım, canavarsam hep canavar olayım diye yaptım ben bunu. Kurumsal işlerimde de belgesel fotoğrafımın tadını kullanabilmek için sanayi fotoğrafını çektim, seçtim. Bildiğiniz gibi sanayi fotoğrafı bir tesisin karşısına gidip fotokopi makinesi, yani kameranızı fotokopi makinesi gibi kullanarak onu kaydetmek demek değildir. Yani orada yaşanan hayatları, oradaki siyasi ve iktisadi, tabii ki o toplumunuzun kendi yapılanmasının oradaki tezahürünü anlayabilmiş olmanız lazımdır. Orada çalışan insanların hikayelerini onlar söylemeden, onlar daha size anlatmadan, onların kafasından görüp
anlayabiliyor ve onları da fotoğrafınıza katıyor olabilmeniz lazımdır. Dolayısıyladır ki ben bunu yaparken tabii ki çok büyük bir şey gördüm, yani direnç gördüm toplumda. Benim genellikle özellikle yani genellikle eski yıllarda bir kadın olduğumu asla kabul etmek istemezler, istemediler. En iyi bir ihtimalle kadın kılığına girmiş bir erkek olduğumu düşünmüşlerdir. Bunu kesinlikle böyle düşündüklerini kendi ağızlarından duyuyorum. İki, hepsinin genel kanısı şudur: ne kadar güzel Türkçe konuşuyorsunuz derler. Yani benim Türk olduğumu, Türkiye'li olduğumu, Türkçe konuştuğumu anlamak istemezler. Yani ben şimdi başka bir ülkeden gelmiş bir fotoğrafçıyım ya, Türkçeyi nasıl öğrenmişim? Onu da yani bir Türkiye'li kadın fotoğrafçı durumunu asla kabullenmek istemezler. Gelelim üçüncüye, sizi ciddiye almaz. Çünkü sanayi fotoğrafı çok meşakkatli bir daldır. Gerçekten erkek kadın ayrımına girmeyeceğim ama normal olarak bir insanın çok fazla severek ve isteyerek kolaylıkla yapabileceği bir alan değildir. Örneğin kendi işimde biz artı 60 derecede 150 metrelik vinçlerde çalışıyoruz. Yani ve bunun için de kendimize iyi bakıyoruz. Fiziki ve ruhi beslemelerimizi doğru yapmaya çalışıyoruz. Çünkü bunun şakası yok yani. Orada ölürsünüz. Hiç şakası yok. Onun için dediğim gibi büyük bir dirençle karşılaşmışımdır. Hala da karşılaşıyorum. Ve zaten benim ismimi duyunca artık ben tabii bir tanınıyorum ve birçok işveren de hani biliyor benim tarzımı. O yüzden şimdilerde şaşırılmıyor ama bundan 30 sene önce ilk başladığım zamanlarda ismimin kadın ismi olduğunu görünce Allah Allah ya nasıl olacak bu işler filan şeklinde yine bir niteleme almışımdır. Sonuç olarak ben bir kadın fotoğrafçı olarak bu dirençleri de yaşayarak işte yani kalacak fabrika dışında bir yerde kalıyorsanız oralarda da başınıza bir yığın şey gelerek gece karda, Kars'ta trenden inip ortada kalıp yani sizi otele almadıklarında niye almıyorsun? Mesela ben bir kadını nasıl alayım otele diyor. Anlayamadım. Sizi alamam vallahi, burası erkek dolu diyor. Düşünebiliyor musunuz? Trenden iniyorsunuz gecenin saat 10'u, ipek gibi kar yağıyor ve siz kameralarınız ve çantalarınızla bir otele gidemiyorsunuz. Sonra ne yapıyorsunuz? Deneyimlerinizi kullanıyorsunuz. Valiyi arayın diyorsunuz. Vali beyi arayın. İşte aramıyorlar. Hayır, arayın diyorsunuz. Arayın. Ben zaten gitmeden evvel önlemlerimi almış bulunuyorum. Tabii onun özel kalemini arıyorsunuz ve diyorsunuz ki ben bir kadın olarak burada ortada kaldım. Beni yerleştirin bir yere. Ve orada da başka bir takım sorunlar çıkıyor. Şimdi bunları erkekler pek yaşamaz. Erkeklerin başına gelmez çünkü onlar 2-0 sizin önünüzde başlarlar hayata. Onlar için böyle önceden çalışmak, önceden telefon numaraları biriktirmek, başıma şu gelirse ne olur, bu gelirse ne olur bilgi şeylerini yapmazlar. Çünkü gelmez. O problemleri yaşayan kadınlardır. O yüzden ben tabii bu konularda çok dirsek çürüttüm ve çok fazla hikaye biriktirdim. Ama ben bu hikayelerden ne oldu? Fotoğrafa bakış açılarım çok zenginleşti. Çok fazla zenginleşti. Hemen devamında bir şey sorayım hocam. Buyurun. Daha önce konuştuk gerçi. Bir kadın bakışı ya da erkek bakışı arasında bir fark olduğunu düşünüyor musunuz? Düşünmüyorum ben. Düşünmüyorum. Sadece fiziki olarak kadınların tabii ki toplumsal olarak belli bir bakış açıları vardır. Erkeklerin de biraz değişiktir. Ama bir sanatçı olarak ikisinin arasında çok büyük bir fark olduğunu ben düşünmüyorum. Kadınların yani bu ülkede yaşamakla, Orta Doğu'da yaşamakla ilgili bir bakış açıları muhakkak vardır. Ama ben onu yurt dışındaki kadın fotoğrafçılarda hiç görmüyorum. Öyle bir bilgi geliştirmemiş oluyorlar. Bizim ülkede gelişiyor bu. Lübnan'da gelişiyor. Katar'da gelişiyor.
Yani Suudi Arabistan'da gelişiyor, Mısır'da gelişiyor. Ben bunlara bakıyorum. Yani oradaki fotoğrafçı kadınlarla o bakış açılarının kendilerinin kadın olmasından toplum içindeki bilgilerinin farklı olduğunu görüyorum. Tıpkı bizim gibi. Ama burada Kanada'da hiç böyle bir şey yok. Hiç böyle bir şey yok. Hiç bu tür bir şey yok. Kadınların biraz daha tarayışları diyelim, yani göz taramaları daha ince kıyımdır. Erkeklerin daha geniş açılıdır. Bir fark orada olur. Yani fotoğraflarda daha detaycı bakış açısına sahiptir kadınlar. Sanatçı olarak da öyle yani. Erkekler de daha geniş açı. Bu onların erkek olması ve kadın olması ile ilgilidir. Toplumsal olarak da biz üstüne işte diğer bilgileri katıyoruz. Demin de söylediğim gibi. Son iki sorumu soracağım. Ondan sonra hocam katkı ve sorulara geçeceğiz. Sizi Tamam. Türkiye fotoğrafında üç isimi kısaca değerlendirmenizi isteyeceğim. Üçü de birbirinden farklı. Birincisi Şahin Kaygun. Evet. İkincisi Fikret Otyam. Üçüncüsü de Ara Güler. Bu üçü de birbirinden farklı duyarlılıkları, farklı tarzları olan fotoğrafçılar. Türkiye fotoğrafı tarihi içinde bu üçünü nasıl değerlendirirsiniz? Kısa, bir de buna bağlı olarak Türkiye fotoğraf tarihi için ne dersiniz veya dünya fotoğrafı içinde yeri nedir, var mıdır, yok mudur? Bu konudaki değerlendirmenizi alayım. Ondan sonra soru cevaplara, katkılara geçelim hocam. Son sorudan başlayalım. Türkiye fotoğrafı çok önemli bir, yani tırnak içinde çok önemli bir ne diyelim? Yani çok önemli bir aralık mı diyelim? O aralık dünyada yer bulmuyor. Bilen biliyor ama çok fazla yer bulmuyor. Bunun sebebi Türkiye'li fotoğrafçıların kendilerini tanıtabilmek için yaptıklarını paylaşmak için gerekli mecralara sahip olmayışı. İnternet işi oldu da, yani internet ortaya çıktı da, şimdi tabii ki daha şey, yani bir sesi var Türk fotoğrafının. İşte burada Gültekin Çizgen burada, ona soralım. 40 yıl önce kendi fotoğraflarını yurt dışında tanıtabilmek veya diğer kadrolarla paylaşabilmek için ne kadar büyük sıkıntılar çektiğini. Yeni fotoğraf zamanında bir yani matbaa kalıpları elimizde, matbaanın kapısında beklerdik. Çünkü benzin yoktu. Kalıpları temizleyemiyorduk. Kağıt yoktu. Benzin yoktu. Fotoğraf, yani ofset kalıplarını temizleyemiyorduk. Temizleyip makineye takamıyorduk. İnternet yok, telefon yok. Hiçbir şey yok yani. Buralardan gelen kadrolar ne yapsınlardı? Gerçekten ne yapsınlardı? Diyorum ya size, 5 tane de bir tavuk ıtlar gibi daktiloyla bildiri yazıyorduk. Bununla ne yapsınlardı? İşte bu yüzdendir ki Türkiye'li fotoğrafçılar, çok değerli fotoğrafçılar var ülkemizde. Şimdi Allah'tan onlar işte böyle şeylere katılıyorlar da, portfolyo sunumlarına, yurt dışındaki bu tür toplantılara, Zoom üzerinden olsun, illa gitmek de şart değil. O yüzden kendine bir ses buluyor. Ama yani dünya ölçeğinde küçük bir ses buluyor maalesef. Bu sonuncu soruydu. Bundan önceki neydi? Şahin Kaygun, Ara Evet. Güler, Fikret Otyam'ı Türkiye fotoğraf tarihi içinde nasıl konumlandırıyorsunuz veya değerlendiriyorsunuz? Her biri birbirinden çok farklı yapılar bunların. Şahin'den başlayalım. Şahin'in tabii ki eğitimi onun hayatındaki mil taşlarından biridir. Ve Şahin'in fotoğrafçılığında grafik tasarımcı olmasının, ama tatbiki güzel sanatlardan gelme bir grafik tasarımcı olmasının. Bakın, burada çok önemli bir ayraç bu. Yani Devlet Güzel Sanatlar Akademisi demiyorum. Tatbiki güzel sanatlardan gelmesi çok önemli. Yani orada bu Bauhaus metodunu almış olması çok önemli. Ki Şahin hiç durmadan araştıran, ve bu araştırma hırsı yüzünden yani kendine zararı dokunmuş. Hani kendiyle yarışmış, kendiyle çok fazla yarışmış bir arkadaşımızdı, sanatçımızdı. Bu yüzdendir ki mesela onun yaptığı çalışmaları
Diğer iki fotoğrafçımız da görmüyoruz mesela Polaroid ile ilgili neler yaptı Şahin. Şimdi Şahin grafik eğitimi almamış olsaydı belki böyle bir şey yapamayacaktı. Bunu araştırabileceğini tahmin etmiyorum. Ben bunun tamamen bizim okuldan olmasının bir sonucu olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden Salzburg'da, Şahin'in Avusturya'da. efendim. Avusturya'da Salzburg'da da benzer Evet. bir eğitim alıyor. Evet. İşte o yüzdendir ki o araştırması, çünkü biliyorsunuz araştırmanın dibi yoktur ki. Araştırdığınız zaman bir kapı çıkar karşınıza. Gider o kapıyı açarsınız, sonra öbür kapı çıkar. Sonra öbür kapı çıkar. Yani bu dipsiz bir kuyudur. Son derece de hırpalayıcı bir süreçtir yani bu sürekli araştıran. İşte Gültekin Çizgen, ona soralım. Sürekli araştıran durmuyor. Gidiyor cam yapıyor. Gidiyor işte halı kilim yapıyor. Gidiyor fotoğraf, gidiyor resim, gidiyor bilgisayar tasarımları, yani bilgisayar illüstrasyonları diyelim buna. Dolayısıyla yani Şahin'in de böyle bir araştırma ve kendini eğitme şeyi vardı, durumu vardı ve ben bu yüzden onun bu çabasına çok saygı duymuşumdur. Bize de rol model olmuştur yani. Şimdi Şahin'i böyle bir kenara koyarken Fikret Otyam'a gelelim. Fikret Otyam bildiğiniz gibi aslında Devlet Güzel Sanatlar Akademisi'nde resim eğitimi almış bir fotoğrafçı abimiz. Daha sonra fotoğrafçı yani basında çalıştığı için fotoğrafa karşı büyük bir şeyi oldu, yönelimi oldu. Ve özellikle yani Güneydoğu'da kendisinin anlatımları bunlar. Kendisinin bana anlatımları. Yani Güneydoğu'da gittiği zaman aklının başından gitmesi, ki bana da aynı şey olmuştu. Ben de ilk defa Urfa'ya gittiğim zaman yani sanki böyle büyük bir tokat, büyük bir el beni böyle vurmuştu yani bana. Orada da ben bayağı böyle kendi hayatımdaki mil taşlarından biridir. Fikret abi de bana bunu böyle anlattı. Yani Bingöl'e gittiği zaman, Urfa'ya gittiği zaman, hele hele Beritan'la tanıştığı zaman, o son göçünü onların yazdığı zaman çok önemli bir araştırmacı yapısı vardı. Yani bir basın çalışanı olarak çok önemli araştırmalara imza attı ve kitapları da malum son derece yani sanat tarihimize, sanat hayatımıza çok büyük katkılarda bulundu. O da farklı bir yönden araştırmalarıyla. Aragüler'e gelecek olursak o konuda ben ne söyleyebilirim ki? Zaten çok belli. İşlerinden çok belli. O Türkiye'nin önemli bir yüzüydü. Çok fazla yurt dışındaki meslektaşlarıyla birlikte olduğu için Türkiye fotoğrafının yurt dışında izlenmesine sebep oldu. Gerçekten önemli bir fotoğrafçıydı Aragüler. Sadece Türkiye için değil, dünya için de çok önemliydi. Bu söylediğiniz üç kişi, üç sanat adamı birbirinden tamamen farklı. Fakat yaptıkları katkılar ile Türkiye fotoğraf ve sanat hayatına çok büyük katkılarda bulunmuş. Sadece sanat hayatına değil, yani onun tanınması için yaptıkları, yani ister istemez yaptıkları çabalarla onun tanınmasına, yani Türkiye sanat hayatının tanınmasına katkıları olduğu için bence çok önemli, çok önemli. Bunu söyleyebilirim. Teşekkürler hocam. Şimdi soru cevap bölümüne geçeceğiz. Sanırım bir Tamam. yarım saatimiz kaldı. Katkı sunmak isteyen de öncelikle sunabilir. Ben dönemin tanığı ve yaşayan olarak öncelikle Gültekin abiye bir söz vermek istiyorum. Gültekin abi buyurun. Şimdi Gülnur'u selamlıyorum. Kendisini çok derinden, yakından tanıma fırsatlarım olmuştur. Yaman bir kadındır. Hakikaten fotoğrafımızın hem meslek alanında, meslek uygulama alanında hem de sanatsal söylemi içinde çok özel bir yeri vardır. Bir kahramanıdır. Çok hem nefesi hem yani uzun soluklu
duruşu ve inadı onu bugünlere getirdi ve bu yapı üretmeye devam ediyor. Bu harika bir şey. Bu program içinde söylediklerinin çok büyük bir kısmına tabii ki katılıyorum. Çünkü onlar ortak bilgilerdir. Yorumlar kısmında belki ayrı düşünebileceğim şeyler var ama program onun programıdır. Fakat bir vesile şunu söylemek isterim. Sanırım Gülnur da bunun çok farkında çünkü yani Gülnur yalnız Türkiye'nin bir kadrosu değil, dünyada iş yapmış, fatura kesmiş. Bu çok önemli bir farktır meslek uygulamasında. Ne bileyim ele aldığı konular hani yalnız Urfa'da uğraşmamış, Afganistan'da da uğraşmış biri olduğu için dünyaya bir bakışı vardır, dünyadan da ülkeye bir bakışı vardır. Şimdi ben de bir herhalde uzun bir süre bu ortamı paylaşmış bir kişi olarak. Bu işin iki tane şeyi var. Hani dertli kısmı var. Bir, bizatihi fotoğrafın bana göre veyahut yani çok derinlemesine de konuşulabilir. İnşallah bir gün hep beraber konuşuruz. Fotoğraf minimal bir iş. Yani bütün sanat skalası içinde küçük bir iş. Meslek olarak öyle değil. Yani meslek fotoğraf bütün görsel tarihi değiştirmiştir. Başta resim olmak üzere. Bütün sanat akımlarının ateşleyicisidir. Çok önemli bir şey. Fakat son hesaplaşmada nadir nedretten uzak büyük bir yaygınlığı olduğu için ve kendi içinde de devrimli olduğu için kadro olarak da yani genelde yani bu Türkiye'de çok açık öyledir. Entelektüel bir duruş gösteremeyen bir alandır. Yani bir nevi nalburiyesi ki hele analog zamanında çok daha ciddi bir şeydi. Şimdi bu dijital ortamda hele şimdi yapay zeka macerası başladı. Oralarda olup biten işi daha minimalize ediyor. Bu yüzden çok fıkra var. Yani yaşanmış olay var. Bunu anlamak lazım. Yani bunu kabul etmek lazım. Ben bunu edenlerden biriyim. Yani benim Hazerfen lakabının takılması başka birçok alanlarda uğraşımın nedeni yalnız aile hikayesi olarak değil, bu olayı çok erken fark etmiş olmam. Yani burada bir tıkanıklık var. Yani burada bir ekmek derdi, bir çıkış derdi, bir şey var diye başka alanlarla da hani şansım yaver gitti, şeyim iradem yaver gitti. Dış hikayelerde özellikle çok önemli deneyimler yaşayınca bu işin böyle olduğunu anladım. Şimdi bunun içinden çıkılır mı? Çıkılmaz. Yani yapı değişmez. Minimal bir işi büyütemezsiniz. Bunun açılımı çok zor. Yani bu saatlerce konuşmak lazım. Benim konuşmam da yetmez. Yani çok fazla literatür konusu var. Kaynak konusu var. Çok başlı başına bir olay. İkincisi bu işe hele Türkiye'de giren kişiler Battal Gazi Destanı dahil 500 sayfa okumamış. Ona Gülnur fevkalade ciddi olarak değindi. Akültür tiplerdir. Yani bir altyapı meselesini sadece teknik olarak anlayan yani şu aleti aldım, şunu şu marka bilmem ne kullan O falan çok zor. oralarda gibi. Sözünü kesmeyeyim ama o da çok zor. Meslek Tabii. insanları yani bizim profesyonel
sanatın fotoğrafçıları içinde maşallah herkes çok bilgilidir. Yani bir kamera sor, bir şey sor, her şey tıkır 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 meslek insanları. Ne var ki o kadroların içinde olmayan ve kendinin fotoğrafçı olduğunu sanan yani Evet. gece yatmış, sabah bir kalkmış fotoğrafçı. Yani bir şey mi yedin, bir şey mi dokundu? Ne oldu ya, havale mi geçirdin? Sabah o fotoğrafçı olmuş. Çünkü onun elindeki kameraya bir çılık yapıyor. Bir de arkaya bakıyor. Aa oldu diyor. Ondan sonra da yarışmaya katılınca, yarışmaya katılması gerekiyor biliyorsun. Yarışmaya katılmadan olmuyor. Yarışmaya katılınca iş bitti. Ha, bunlar çok sıkıntılı işler ve gerçekten ben çok üzgünüm ama çok ülke dolaştım yani işim dolayısıyla ve ben her gittiğim yerde bunu konuşurum. Ben Türkiye gibi böyle akşam hap yapıp yatıp sabah da hup yapıp fotoğrafçı olan hiçbir kişi Türkiye'nin dışında görmedim. Buna sebep olan bir şey olması lazım. Hani bu insanların niçin kendini fotoğrafçı zannetmek istediğine bir Nurcu, sebep olması lazım. ha, bu ama yalnız fotoğraf alanında değil. Evet, Türkiye'de değil. Ferdinand Hodler'in resimleri gibi bunlar. Yani Siyah örtünün altına girince çok sanatçı büyük. oluyorlar. Şimdi bak gözüm, ben şöyle görüyorum. Bir istatistik yayınlandı geçenlerde galiba son bir iki sene ya son seneler son sene 5.000'e yakın kadro kariyer sahibi olmuş yani profesör falan olmuş. Türkiye'den mi Şimdi bahsediyoruz? ha, Evet. evet Türkiye'den bahsediyorum. Şimdi ben böyle hani gülemedim bile yani böyle içimi bir hüzün kapladı. Çünkü hepimiz garip bir şekilde yaşıyoruz. Bu kariyer meselesi son derece acayip bir siyasal yapılanmayla bu hale geldi. Yani Evet, tabii şimdi tabii tabii hiç kuşkusuz. şöyle şöyle hani Türkiye'nin her ilinde illa üniversite bilmem ne falan. Şimdi ben çok vaktiyle böyle Doğu illerimizden birinde bir rektör, bir yani etkinlik için bir konferans için yine bilmem ne hatırlamıyorum detayını. Önemli değil o yani bir rektörle konuşuyorum. Dedim ki yani Allah yardımcınız olsun yani müzesi olmayan, galerisi olmayan, kitaplığı olmayan bir ilimizde efendim bir üniversitenin güzel sanatlar bölümünü açmışsınız. Büyük cesaret yani bu yani cesaret dedim yani herhalde şey yani yöresel bir şey doğu ülke hani şey doğuda bir yer veyahut da işte sizin dedim özel bir şeyiniz var yani adamla ince ince dalgamı geçiyorum ayrıca yani sen beni tanırsın hiçbir böyle şeyim yoktur hani patapatsız ve ukalalık tarihinde altın harflerle yeri olan biri olarak adam bana gayet ciddi bir cevap verdi. Dedi ki beyefendi siz kardeşim farkında değilsiniz. Bir üniversitede dedi, bir güzel sanatlar fakültesi rektörün yakasına takılan bir orkidedir. Yani büyük şan ve şereftir. Şimdi mantık bu olunca işte 5.000 yahut işte ne bileyim galiba onun bir rakamı var 4.680 falan gibi profesör oluveriyor. Sen son zamanlarda kadar mesela bizim alanımızda sanat ve fotoğraf alanında nasıl profesör olunduğunu çok yakın biliyorsun. Evet, Yani evet, evet. kırtasiyeciden alınan ince bir dosyaya 4-5 sayfa ve üstelik yeni bir isimle sanatta yeterlilik ne demekse Evet, o. evet, Hani evet. şimdi böyle şeyler. Şimdi yani profesör olsa ne olur, olmasa ne olur? Evet. Şimdi ben Parası 105 değişiyor ama. ben 105 tane kitap yazdım biliyorsun. Bunlara yayınlanan telif işler. Ha, bir de yani yayınlanmamış hazır bir sürü maket var, çalışma var falan. Şimdi ben utanıyorum bunu söylerken. Kesin olarak utanıyorum. Yani
Bu ortamda yani ağzımı açıp da ya ben şunu yaptım, bunu yaptım diyemiyorum. Yani çok ayıp geliyor, anlatabiliyor muyum? Şöyle bağlayalım senin o temin ki yorumlarına ait bir iki bir şey söylemek isterim. Değerlendirmelerin üç kadro üzerinden Hüseyin'in açtığı. Tabii ben bahsedilen hem Şahin Kaykun'u hem Fikret Otyam'ı hem Aragüler'i çok yakın tanıdığımı biliyorsun. Yani Aragüler Evet, tabii. benim ikamın şahidi ve son eşi de anne tarafından akrabamdı. Yani bunu sen biliyorsun bütün Evet. detayları. Fikret'le yani ne kadar rakı içti bir hatırlamıyorum. Yani herhalde şey fıçılarla hani bırak gerisini ne kadar gazi Ankara bilmem neler ne hikayeler. Bütün sülalesinde yani ayrıca. Efendim Şahin Kaygun'la zaten maceralarım var. Hani benim yeni fotoğrafı çıkarırken yaşadıklarım, onun özel hikayeleri vesaire çok uzun şeyler. Şimdi söylediklerin hepsine katılıyorum. Bunlar Türkiye'nin insanları. Ama şimdi sen onu çok ciddi olarak değindin. Yurt dışındaki fotoğraf meslek kadrolarının, fotoğrafçıların ve sanatçıların yapısını, kalibresini bilen biri olarak tabii ki garip oluyor. Yani Türkiye'de bir fotoğraf macerası hiç kuşkusuz var. Bir sürü çok birikimli, deneyimli arkadaşlar da yetişti ama bunların felsefi duruşu ve genel akıntı içindeki duruşu hala vahva. Onun için yani bunun da mimarları aslında bu arkadaşlarımızdır. Yani orada bir talihsizlik yaşanmıştır. Neyse bu ayrı konuşulur. Benim söylemek istediğim bunlar ibaret. Hüseyin bana söz Teşekkür ederim. verdiği için hani Rica kaçamadım. ederim Ben hocam. de Her çok zaman. teşekkür ederim. Çok katkıların için gerçekten her zaman bu katkılar çok şey oluyor. Soru Çok önemsiyorum ben bunları. Çünkü kaydoluyor bunlar. sormak Güzel. isteyenler Ya, elini şey oldu. Evet, kaldırabilir başka ya da soru. mesaj Hüseyin bir soru var. yazabilir. Mesaja yazılmış. Evet, onu okuyayım ben. Hocam Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi fotoğraf bölümündeki akademik kariyerinizi neden bıraktınız, ayrıldığınızı merak ediyor. Ayrıca da teşekkür ediyor Hürri Özlük. Evet, şimdi bunu cevaplarken oraya buraya sataşmadan cevaplamam lazım. Fakat Sataşabilirsiniz hocam, sıkıntı yok. şey var, yani herkesin hayatında kendi yaptıkları, yapıp etmeleriyle ilgili olarak bir çıtası var biliyorsunuz. Yapıp etmeler o çıtaya ulaşmıyorsa, o çıtanın çok çok altında kalıyorsa, o zaman o çıtanın içinde bulunmanın bir anlamı kalmıyor. Çünkü bunun tam olarak adı havanda su dövmek oluyor. Hem havanda su dövüyorsunuz hem de kötü bir şekilde zehirleniyorsunuz. Yani tamam şimdi ben havanda su dövüyorum, vaktimi harcıyorum diyebilirim. Ama zehir de alıyorsunuz. Şimdi öyle şeylere tanık oluyorsunuz ki o tanık olduğunuz şeyler sizin inançlarınızı, sizin ilgilerinizi, sizin bilgilerinizi çok zorluyor ve çok esnetiyor. Şimdi siz de oralarda fazla esnemek istemiyorsunuz. Çünkü sizin bir bel kemiğiniz var. Ona da evet, buna da evet, şuna da evet dediğiniz zaman çok kötü oluyor. O zaman mavi bir maymun oluyorsunuz yani. Hani maymun da değil, mavi bir maymun oluyorsunuz. O yüzden ben bazı esnemelerde bulunduğum zaman kendi inançlarımdan çok daha fazla taviz vereceğimi gördüğümden dolayı ayrıldım. Yani bir de başka bir şey daha var. Mesela benim birçok öğretim üyesi arkadaşım ya da öğretim üyesi kadrolar derse gelmiyorlardı. Derse gelmiyorlar ama para alıyorlar yani. Okula ofis Şimdi gibi benim kullanan. de çok seyahatlerim var ve bana da öneriliyordu yani sen de gelme, sen de gelme. İşte o olmuyordu. O yüzden ben ayrıldım. Hüseyin, Ben buyurun hocam. bir cümle ekleyeyim. Şimdi Gülnur'la bizi Mimar Sinan fotoğraf bölümünün
işte bilmem ne kaç yılı nedeniyle bir davette çağırdılar. Böyle ortak da bir fotoğrafımız var bütün Var, evet. eski kuşak Tren gibi. falan filan. Şimdi bir de yemek verildi. Biz yan yana oturuyoruz. Reha Günay ve dekan da bizle beraber yani şeyde. Ben dedim ki şimdi hala öyledir. Mimar Sinan'ın yani Fındıklı'daki binanın çevresi jiletli dikenli tellerle çevrili. A nedir öyle? Ben dedim ki ya arkadaşlar burası askeri bir şey değil yani bir alan değil ve acaba dünyada hani mesela Floransa Akademisi'nin çevresinde böyle dikenli teller Sesiniz gitti Gültekin hocam. Sesiniz gelmiyor. düşünür müsünüz? Yani böyle bir şey Tekrar. nasıl şey yapıyorsun? Tehditler var dedi. Ne demekse o. Reha Günay hiç unutmam. Çok tabii hoş bir adamdır. Döndü. Anlatma çizgi. Anlatma dedi. Herkes duyuyor. Anlamıyorlar. Anlamazlar dedi. Konuşma dedi. Şeydi, yani yemeğe devam etti. Yani şey hani bu kadar açık. Yani bunu oradaki insanlar duyuyor. Hiç rahatsız olmuyor. Şimdi bu atmosfer Gülnur gibi gün görmüş sorumluluk duyguları olan işte iddiası olan yaptığı ettiği çok ciddi bir hadise. Hani sıkıysa yap. Hani bu kadar basit. Onun gibi çekiver. Yani mesela sanayi adam, kadın bir portfolyo ortası var. Ya bir Afganistan mesela yapıver. Rica ediyorum. Böyle bir kitap yap. Hani böyle bir durum. Bu Türkiye'deki kalibre problemi korkunç. Yani bunu anlamayan insanlar, mesela profesyonel tanıtım fotoğrafçılığı yahut fotosun problemi ne oldu? Profesyonel olarak belli bir tarifede anlaşılmış, ortak imzalanmış bir tarifede ısrar edememek oldu. Oyun bozar. Yani mesleki terbiyesi olmayan bir ekip dernek kuruyor. İlla biz bu işi yeneceğiz diyor. Tamamen şey hani komik. Budur. Yani Gülnur onun için bu ortamda pırıl pırıl bir insan olarak Teşekkür kalmıştır. ederim. Hala gayret ediyor işte. Etsin bakalım yani. Evet hocam teşekkürler. Ali Tekay arkadaşımız söz istiyor. Buyurun Ali Bey. Öncelikle sesim geliyor mu? Geliyor. Evet Geliyor. gördüm şimdi. Gülnur Hoca benim için dünyada ve hani hayatta çok önemli bir yeri vardır. Ondan dolayı ben fotoğrafı Gülnur Hoca'dan öğrendim. Ondan dolayı ve ona da hani aramızdaki olan şeyi yani samimiyeti, yani bana karşı olan davranışı bir anne şefkati gibi olduğu için ben ona fotoğraf anne derim. Ondan sonra bir sorum yok. Ama kendisini yıllardır göremediğim için ben Akademi İstanbul'da öğrencisiydim. Ondan sonra kendisini çok seviyorum. Sadece fotoğraf anneme buradan kucak dolusu sevgiler diyorum. Seni çok seviyorum fotoğraf annem. Çok teşekkür ediyorum. Seni burada görmek benim için de çok iyi oldu. Uzun zamandan beri görüşmediğimiz için. O pırıl pırıl enerjini buradan hissetmek çok mutlu etti beni. Sağ ol. Bunu diyeyim. Teşekkür ediyorum. Evet, Tamam. oldu o zaman. Görüşürüz, bay bay. Başka soru sormak isteyen, söz almak isteyen arkadaşımız var mı? Hocam ben bir soru sorayım. Gerçi Buyurunuz konuşmuştuk. efendim. Bizim Türkilerde hep eyvanlar çok geçer. Eyvana gel. Eyvanda görüşelim. Bu eyvan aşkınız nereden geliyor? Evet. Şimdi gerçekten benim öyle bir aşkım var, doğru. Ben onu çok önemli bir mimari eleman olduğunu düşünüyorum. Ama mimari eleman olmasının yanında da yani görüntü çok müthiş herhalde, böyle büyük bir ağırlık taşıyabilen bir şey olduğu için. Hep de karşıma çıkar eyvan. Nereye gitsem karşıma çıkar. Ve fotoğrafa çok yakışıyor. Yani eyvanla çalışmak gözü daha fazla geliştiren bir yapı yani. Ben mesela eyvan bulduğum zaman karşısında otururum. En az 3-4 saatimi
Oraya veririm. Ertesi günü bir daha giderim. Farklı ışık şartına bakarım orada. Altını, üstünü, içini, dışını çekmeden de bir türlü bırakmam. Böyle yani eyvanla olan ilişkim böyle. Çok var, evet, eyvanla ilgili fotoğraflarım çok var, doğru. Şimdi keşke Grafik buradan olarak da çok gösterebilsek. sizi çekiyor. Grafik olarak da Grafik fark olarak ettim. tabii çok sağlam bir, çok çok sağlam bir şey var yani ortadan böyle. Hele bazı eyvanlar biliyorsunuz tam yuvarlak da değildir, böyle kavuşur yukarıda. Bu çok hoş bir şey. Çok çok hoş bir eleman. Yani evet, başka sorunuz var mı? Evet, var mı söz almak isteyen arkadaşımız, katkı sunmak isteyen? Yok gibi gördüğüm kadarıyla. Zaten 2 saati doldurduk, hatta geçiyoruz galiba. Peki, benim Yani için sorun yok. Sizinle hocam burada buyurun. olmak çok güzeldi. Gerçekten çok güzel. Arkadaşlarımı ve ülkemi çok özlüyorum. Böyle fırsatlar çıkınca da bunları çok önemsiyorum. Hem Türkiye fotoğraf ve sanat yoluna diyelim. Yani o yolda küçük bir katkı ve belge olduğu için bunları çok seviyorum. Bunları kuşaklar izlesin işte. Görsün. Daha sık yapmak üzere hepinize sevgiler diyorum. Sağ olun, çok teşekkür ederim. İyi akşamlar. Teşekkür ederiz Sağ olun hocam. hocam. Saatin nasıl geçtiğini anlamadım. Teşekkürler. Çok keyifli bir sohbetti. Çok teşekkür ederim. Biz de Lütfen teşekkür ederiz. Her şey güzel oldu. linkini Biz de çok teşekkür yollarsanız çok ediyoruz sevinirim. hocam. Ben de. Ama burada kalmasın. Evet. Sizin çalışmalarınızı da yine başka bir zamanda, yine böyle bir ortamda izleyelim Evet, istiyoruz. Onun tabii. sözünü alalım. Yani yapılmış işler üstünden konuşmak şey. Biz bugün aslında fotoğrafın kendisini konuşmadık. Fotoğrafa ve sanata kütük sokanlar diyelim, ne diyelim? Yani bıçak sokanlar falan, bunlar hafif kalıyor. Kütük sokup da böyle kapıyı mühürleyenlerin durumlarını konuştuk. Bir başka şeyde, bir başka konuşmada. Yani bu düşünceler insana nasıl fotoğraflar çektirdi? Nerelerden yürüdünüz ve o yürüdüğünüz yerlerde bunları nasıl görüntülediniz şeklinde bir şey yapmakta yarar var. Bir başka session yapmakta yarar var. İyi olur yani. Evet, Hepinizi planlarız hocam. sevgiyle. Evet, buyurun, Planlarız pardon. hemen. Hemen planlarız. Hocam Çok çok teşekkür teşekkürler. ediyorum. Sağ olun. Ben de çok teşekkür ediyorum. Hepinize kucak dolusu sevgiler, Sağ olun. saygılar, çalışmalarınızda kolaylıklar diliyorum. Biz de Hoşça kalın. teşekkürler Teşekkürler. diliyorum. Sağ olun. Çok Teşekkürler. İyi teşekkürler. akşamlar. Sağ Hocam olun. teşekkürler. Güzel bir Sağ olun. akşamdı. Sağ olun. Hoşçakalın. Hüseyin abi güzel bir akşam oldu. Figen Hanım teşekkürler. Biz teşekür ediyoruz Biz katkınız teşekkür için, ederiz. bizimle dinlediğiniz Gültekin hocam, için. teşekkür ederiz. Sağ olun. Teşekkürler gençler. Süperdi. Teşekkürler. Harika, iyi Biz akşamlar. de. İyi Sağ akşamlar. olun. Çok İyi akşamlar. teşekkürler. İyi Çok akşamlar. teşekkürler. İyi Hoşçakalın. akşamlar. Sağ olun. İyi akşamlar. Teşekkürler Hüseyin hocam. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Gelemedik şeye ama gidip izleyeceğim sergiyi. Aa, siz de memleketteydiniz, gördüm. İyi akşamlar herkese. Hoşçakalın. İyi akşamlar. İyi akşamlar Figen. Görüşürüz. Çok teşekkür ediyorum Hüseyin. Çok keyifliydi, gerçekten çok Şey keyifli ve yapmadık. soluksuz dinledim, evet. Ve herkes de öyle dinledi. Olsunlar. Güzel bir akşam oldu, sağ ol. Bir sonraki programda görüşmek üzere diyorum. İyi bir